Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defter artık çıkmak üzere. Haftaya elinize inşallah kargo sıralamasına göre ulaşacaktır. Bugün hemen size e, sorduğunuz sorulardan yola çıkarak bilgilendirmeler yapacağım. Geleyim. Videolarla ilgili de içiniz lütfen rahat olsun. Videolar hazır. Yani hazır derken onu ben laf olsun diye söylemedim. Hakikaten videoları anlattım. E, hatta bak göstereyim size ya. Bakın arkadaşlar burada görüyor musunuz? Bölüm 1. Hemen kontrol edin bakın. Polinomla başlıyoruz. Ta gelin bakalım. 18. konumuz işte koşullu olasılık. Gördüğünüz gibi her konu tek tek anlatıldı. Yayına gönderdim. Onlar artık yükleyecekler. Burada logo koyma kısımları var. Onlar konacak. Böylece siz kitapları aldığınızda artık videolara erişmiş olacaksınız. Burada bazı öğrencilerimiz belki çok iyi gitti. Yani netlerini 36-37'ye taşıdı. Mezunum dedi. Hocam benim sadece belli konu eksiklerim var. Ben spesifik önce şuradan başlayacağım diyenler olabilir. Evet başlayabilir. Geri kalan arkadaşlarımız sırayla gitsin tabii ki. Yani ben hocam bir yere kadar geldim belli bir hocayla ya da sizin eski videolardan. Şimdi devam edeceğim diyenler olabilir. Ama onun haricinde benim önerim şudur. AYT'ye sırayla devam edin arkadaşlar yok o önemli buradan önce bunu alayım sonra kafa karışıklığı oluyor sonra şöyle oluyor e, bir dakika hoca bundan bahsetti ben onu bilmiyorum bir dakika Aa, bu neydi niye öyle dedi falan olmaması için benim genel önerim sıralı gidilmesi yönünde çünkü onlar belli bir akışa göre hazırlanıyor bu konu anlatımlar e, sadece netleri çok iyi olanlar çok iyi bir hazırlık yapıp sadece belli eksiklerini kapatacak olanlar kendi yolunda devam edebilir. Yine de tabii ki böyle demekle birlikte tercihi mecburen size bırakmak zorundayım. Ben ama yine de bir kere daha söyleyeceğim sıralı lütfen gidin. Bu işler şakaya gelmiyor. Çünkü bazen birbirinizden aldığını hani limit türev integral çok önemli. Önce limitle mi başlayayım aman sakın ha sakın yani. Çünkü orada acayip bir şekilde AYT bilgisi yoğunluğu var. Oraya gelene kadar her şeyin düzgünce oturması gerekiyor. Hiç telaşlanmayın. Önümüzde süre gerçekten yeterli düzeyde var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben biz AYT'de öğrencilerle çalışırken konu anlatım üzerine en az iki soru bankası iyi çalışan öğrencilerde dört soru bankası çözüyoruz yapılıyor hakikaten sakın yapılmıyor zannetmeyin matematik dahil diğerleri de hatta biz fende 2-3 tekrara dönüyoruz matematikte ta şubatta konularımız bitiyor tekrarları sürekli yapıyoruz burada tek kriterimiz sağlam güzelce çalışmak geri kalın hiçbir şeyi endişe etmeyin ben genelde en az iki soru bankası öneriyorum arkadaşlar. Çünkü AYT'yi toparlamak ve çok sağlamlaştırmak için olabildiğince fazla yorum görmek gerekiyor. Bu çok soru çözün manasına değil. Bakış açıları kazanmak için farklı şekillerde benim farklı yorumlar ve sorular ve onlara yaklaşımları da görmem lazım. Bunu da böyle söyleyeyim. Videolarla da ilgili içiniz rahat olsun. Sizin elinize kitaplar geldiği zaman... E, oynatma listesini ben kanalda paylaşacağım böylece pat diye siz videolara girip tıklayıp açabileceksiniz ya da e, kare kodu okutacaksınız ya da işte e, kitaptaki yine 3D yayınlarının kanalına gidip bunları e, bunlara ulaşmış olacaksınız arkadaşlar bu şekilde buna da böyle cevap vermiş olayım şimdi gelelim program kısmına programı da geniş tuttum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz kitabı eline geç geçebilecek olan arkadaşlarımız olma ihtimaline binaen 2 Ekim'de programı başlattım. Burada tabii ki şöyle olabilir. Atıyorum bazı arkadaşlarımız olacak, Kasım'da başlayacak. Dert değil. Bunu ötelersiniz, tamam mı? Yani herkes 2 Ekim'de başlamayabilir. Bu konuda da lütfen rahat olun. Siz güzelce çalışmalarınızı yaptıktan sonra hiçbir dert tası yok. Merak etmeyin. Bazı öğrenciler var arkadaşlar Mayıs'ın sonuna doğru bütün her şeyi bitiriyor ama o kadar sağlam bitiriyor ki hiçbir problem olmuyor. Buna bazı derece öğrencileri de dahil hani böyle söyleyeyim içinize rahat etsin. Buradaki kriterimiz arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyduğunuzda sağlam düzgün bir çalışma yapmaktır. Yoksa diğer şeylere ben hiç takılmıyorum. O yüzden başlamak isteyenlerle 2 Ekim'de başlayacağız. Yarın öbür gün Kasım'da başlayacak olanlar olur. O program aslında sıkış, sıkıştırmayacağız. Çünkü ne yapacaksın? Dar zamanda daha çok ee, daha hızlı videoları çarpı 5'e falan alıp mı izleyeceksin? Sakın öyle şeyler yok. Konu anlatımlarında videolarda giderken çarpı 2 yapıyorsunuz ama bazı noktalarda çarpı 1'e almanız gerekiyor. Bunu ısrarla yine bir kere daha vurgulayayım. Çünkü çarpı 2 birçok yeri bazen es geçmenize neden oluyor. Bilen insana çarpı 2 tamamdır ama konu anlatımında çarpı 2 de dinliyorsan bazı yerler problem olabilir. O yüzden buna rağmen böyle olmasına rağmen hiç merak etmeyin konular güzellikle yetişiyor. Bak ben hatta 2 Ekim'de aldım. Neredeyse 4 ay arkadaşlar 4 ay 120 gün yapar neredeyse bak 80-90 gün falan değil 120 güne yayınca evet biz bu işi inşallah hallediyoruz. Bir de orada yaklaşık bir 3 haftalık permütasyon kombinasyon olasılığı genelde ben şey öneriyorum hani TYT AYT ona da cevap vermiş olayım. Ee, ben her şeyi hallettim ama PKO kaldı diyen arkadaşlar yani permütasyon kombinasyon bina olasılık kaldı diyenler İsterse ben genelde öğrencilerle öyle yapıyorum. İlla böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ocak ve Şubat arasına ya da Şubat'a falan sarkıtıyorum o konuyu. Bağımsız bir konu olduğu için Şubat'ta hallediyoruz. Yaklaşık bir 3 hafta vererek. Uzun bir konu çünkü o. Ee, böyle de yapabilirsiniz. Bunun da e, avantajıyla böylece bakın 11 Şubat'ta biter. Böyle başlayan arkadaşlarımız. Bir 3 haftada e, isterseniz o permütasyon, kombinasyonu olasılığa ayırırsınız. Netlerin yüksekliğine göre böylece AYT'de artık devasa tekrar yapacak hale gelirsiniz. Burada programı bu şekilde geniş tutmamın sebebi şu soru bankası da çözeceksiniz. Burada şunu söylemem lazım videolarda zaten belirtiyorum arkadaşlar özel ders gibi bu. Birçok sorunuzla cevap vereceğim aslında videolarda. Sizin yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Açıyorsunuz videoyu play tuşuna basıyorsunuz. Sonrasında beni dinliyorsunuz. Ben nerede durduracağınızı, nerede kendiniz çözeceğinizi, nereden muhakkak benden dinlemeniz gerektiğini, nerede Tonga'ya düşebileceğinizi, neden hata yaptığınıza varıncaya kadar her şeyi anlatıyorum. O yüzden o bir özel ders kitabı aynı zamanda. Açacaksın önünde ekran birlikte orada sizinle ders çalışacağız. Böylece ne zaman soru bankasına geçmen gerekiyor? Hangi konuda bak bazen diyeceğim mesela türevde diyorum. Bak diyorum burası önemli. Bu bölümü soru bankasından hallet öyle bu bölüme gel. Yani o yüzden siz sorularınızı soruyorsunuz ya fazla evham iyi bir şey değil arkadaşlar. Şüphecilik, evham e, sonuçta bilimsel bir şey yapmıyoruz. Ders çalışıyoruz. Biraz sakin olmak lazım. Soru işaretlerinizi bazen anlıyorum ama soru sormak birçok zaman... Dersle ilgili soru sormakta bir mahsur yok. Hani bu nedir? Burayı anlamadım. Burada sıkıntı yaşadım. Evet ama bu sorduğunuz sorulara ben geçen videoda da cevap vermiştim aslında. İçiniz rahat olsun. Burada bir nevi şunu diyoruz yani siz lütfen ders çalışın gerisini ben hallediyorum. Özgür Hoca ve Özgür Hoca ben işte hani kitabı oluşturup anlatımını da yaparak elimizden gelenin fazla bir gayreti sergileyerek hatta shorts videolarında ekstra bilgilerle de destekleyerek size yardımcı olacağız. Burada tek isteğimiz ihmal etmeyin çalışmayı ve bu işe böyle e, işin büyük bir kısmına yük olarak biz alıyoruz elinizden e, geri kalan kısmında soru çözmelerinizi çalışmalarınızı ihmal etmeyin diyoruz bu kadar. Polinom ve e, şeyle ilgili de cevabı söyleyeyim. Polinom ve ikinci derece denklemi bence lütfen 3D TYT video destekli defterden de çalışın. Çünkü arkadaşlar burada vdd e, VDD'de AYT ve TYT'sinde ikisinde de ayrı polinom anlattık. Ben hocam oradan bakmadan buraya baksam olur mu diyenler oluyor. O zaman şunu diyesim geliyor benim. Neden ki yani niye öyle bir e, niye yap, yapıyorsun ki öyle bir şey? Ben olsam şöyle yaparım. Sen elbette polinomu tekrar etmeyecek misin? Güzelce çalış TYT video destekli defterden. Öyle AYT video destekli deftere geç. AYT video destekli defteri tekrar gibi kullan ikinci aşamada. AYT video destekli defterden mi başladın. Git TYT video destekli defteri soru bankası niyetine çöz. Bunları denemek lazım arkadaşlar. Biz polinoma sene sonuna kadar önem vereceğiz. İkinci derece denklem her zaman karşımıza geliyor. Ne güzel elinizde iki imkan var. Şunu da diyebilirdik çünkü. Nasıl olsa VDD'de anlattık arkadaşlar. E, polinom ikinci derece denklemi burada biz anlatmayalım. E, bunu desek problem değil bu arada. Ben bunu mahsurlu görmüyorum. Normal böyle olabilir ama o konular önemli olduğu için e, onu bir kere daha anlattık onun faydasını kullanmak lazım. Bak permütasyon kombinasyonda onu yapmadık zaten. Hani abartmayalım artık. Bir kere anlattık. O konuları ikinci kere anlatmaya gerek yok dedik hani oradan zaten çalışacaksın. Ama bu konularda farklı sorularla bir daha görmek mantıklıdır. O yüzden buna da böyle cevap vermiş olayım. Video sayısı benim için hiç mühim değil ama hadi ona da cevap vereyim. 152 tane konu anlatım videosu var. Bunların bazıları 20 dakika, bazıları 10 dakika, bazıları 40 dakika önemine göre. Ortalama 25 dakika diyebiliriz. Doğal olarak bizle birlikte güzel bir şekilde vakit geçireceksiniz. E, AYT güzel akar merak etmeyin. TYT gibi değildir. Hani böyle e, zorlana zorlana gitmez. Ayeti de mevzu şu. Konuya dinlersin sonrasında üzerine çok fazla soru çözmek ve yorum görmek gerekir. O yüzden burada konu anlatımın ben akıcı olacağını düşünüyorum. Video sayısı 300'de olsa dert değildi. Video süresi atıyorum şimdi kaç saat bilmiyorum. 80 değil 160 saatte de olsa dert değildi merak etmeyin. AYT Matematik en rahat çalışılan derslerden bir tanesidir. Buna da böyle cevap vermiş olayım. Kitaplarınızı edinin haftaya güzelce başlayalım görüşmek üzere. Videoyu tam kapattığım zaman şunu söylemediğim aklıma geldi. Kitap kimler için uygun diyeceksiniz. Benim kriterim sadece şu. TYT'de üzerine düşeni yapmış olan her öğrencimiz için uygun. Burada TYT'ye güzelce çalıştın. E, AYT önceden hiç çalışmamış olabilirsin. Sorun değil. Çünkü AYT'ye belli bir hazırlık gerekiyor. TYT'de malum biraz düzey önemli oluyor. Çünkü başlangıç için senin bir şeyleri anlamayabiliyor olman lazım. Evet e, bizim kitabımız o kadar da TYT'de sıfır nete uygun bir kitap olmayabiliyor. Yani ha bu arada bunu söylüyorum ama geçen sene kana ben bir sürü öyle şey de geldi. Eksi birden başladım, bir derden sıfırlardan başladım. Otuzları gördüm diyen öğrenciler oldu. Spesifik hadi ben onları istisna görelim. Bak bunlar da hani bunları da size örnek verebilirdim. Bu yüzden herkes alsın diyebilirdim ama TYT video destekli defterde hadi diyelim. Biraz 5 netin üzerine falan çıkmak on netlere gelmek gerekiyor olabilir diyelim tamam mı? Hani ben ee, size bırakıyorum orada ama AYT'de kriter şu. TYT çalıştın mı? Geçen gün saydığım konuları hallettin mi? Evet hallettim. O zaman bunu hallettiysen sen AYT'ye hazırsındır. AYT video destekli defteri de hazırsındır. Ee, bu kitabı zaten her türlü değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Kafanızdaki şüphelerin de videolar e, elinize geçince gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Görüşmek üzere.